Olduk. Arkadaşlar artık 500 bin arkadaş olduk. Şu anda 500 bin 53. Biz bunu hazırlayıncaya kadar 50 kişi daha arttı. Çok hızlı artmıyor işin doğrusu. 3-5 günden beri biraz yavaş artıyor. Aslında biz daha önce 500 bin olmayı bekliyorduk ama bugün olduk. Ve ben bu videoyu kısa bir video yapacağız şimdi Elif'le ve hemen atacağım. Onun için bugün akşama göreceksiniz bunu. Şu anda 500 bin 5300 işte bu düşüyor çıkıyor böyle bu şekilde devam ediyor. Çok yaşa. Şimdi sen de merhaba de. Arkadaşlar duyduğunuz gibi Elif hapşırıyor. Elif yaklaşık 3-4 günden beri böyle çok iyi değil yani biraz rahatsız değil mi? Burnu aktı devamlı. Aslında bugün biraz toparlanmış halde. Biraz daha canlandı. Daha iyi yani. Allah'a şükür ayakta atlattık. Doktora da gitmedik. Elif zaten antibiyotik kullanmıyor. Hiç kullanmadı bu yaşına kadar. Onun için antibiyotik de kullanmadığı için böyle ayakta. Ben 6 yaşına giriyorum. 6 yaşına daha var canım. Daha çok var 6 yaşına. Sen Eylül'de gireceksin. 26 Eylül'de değil Çok mi? az kaldı. Nasıl çok az kaldı canım? 26 Eylül'e daha çok. Ben sürece dersini dün günü sen de oldu bu ciddi bir sınav. Sınav Evet. adam ya da adam oluyor sen bu Evet. kalkma. Şimdi yakında bahar olacak dedi Elif Rusça. Ondan sonra yaz olacak. Ondan sonra da Elif'in doğum günü gelecek. 26 Eylül'de değil mi? Ben 6 Evet, olacağım. o zaman Elif 6 Sonra olacak. 7. Sonra 7. Önce 6 sonra 7. Şimdi arkadaşlar bu videoda biz önce tabii teşekkür etmek istedik 500 bin arkadaş için. Ondan sonra da 500 bin kutlamasında ne yapacağımızı size soralım istedik. Ne yapacağız? Herhalde bir Artı daha hiçbir şeye karar vermedik arkadaşlar ne yapacağımıza. Yani bugün 500 bin olduk ama şimdi sizin bu seçiminize göre belki 500 bin kutlaması daha da gecikebilir. Belki daha da erken olabilir. Şimdi ben size birkaç tane seçenek sunacağım arkadaşlar. Siz onlardan birini seçeceksiniz. Ama ondan önce biz size birkaç şey söylemek istiyoruz, değil mi? Ne söyleyeceğiz? Elif'in arkadaşlar Rusça kanalı var. Rusça kanalını belki duymuşsunuzdur. Daha önce pek söylemedim ama Alina Alina da hapşırıyor. Çok yaşa Alina. Onun için zaten onu yıkamadık bir daha. Elif Alina'nın yıkanması gerekiyor ama erteliyoruz sürekli. Yıkamadık. Arkadaşlar Elif'in Rusça kanalı var. Biz genelde o Rusça kanalında böyle daha kısa videolar yapıyor Elif'le annesi. Elif'le Lera. Rusça kanal çok aşırı. Evet çok az izleniyor Rusça kanal. Çünkü biz onun hiç söylemedik de sizlere. Bir defa söylemiştik hatırlıyorum birkaç ay önce. Şimdi ben Rusça kanalını neden orada biz altyazı da yapmıyoruz sadece Rusça. Çünkü Rusça kanal istiyorum ki yani size farklı bir şey olsun. Yani belki bir kulağınızda birazcık aşina olur yabancı bir dil, farklı bir dil. Onun için orada altyazı dahi yapmıyoruz ve yapmamaya da çalışıyorum, yapmayacağım. Ama Rusça kanalın özelliği şu. Orada bazı birçok videoyu orada daha önce görüyorsunuz. Yani biz Türkçe kanalımıza onu yükleyinceye kadar diğer kanalda yayınlanmış oluyor. Öyle bir artısı oluyor. Bir de Elif orada daha da böyle rahat, daha da aktif Rusçayı daha rahat, daha aktif konuştuğu için. Eğer Rusça kanalımıza da bakarsanız, onu da izlerseniz seviniriz. Ben size şimdi o kanalı da göstereyim linkini. Arkadaşlar Rusça kanalımız burada bakın. Şurada Elif'in ana sayfaya geldiğiniz zaman, Dur ben bakacağım. bu gel sen de bak. Ana sayfaya geldiğiniz zaman şurada şu YouTube ikonuna tıkladığınızda direkt Rusça kanala gidiyorsunuz. Şu Rusça kanalımız işte. Buradaki abone sayısı çok az tabii daha 2800 abone var. Buradan dediğim gibi Elif'in videoları biraz daha erken görüyorsunuz. Daha açmadığımız videoları burada daha erken bir zamanda görmüş oluyorsunuz. Bence hoşunuza gidecektir. Bu kanala da bakın lütfen. Şimdi burada arkadaşlar size söyleyeceğim birkaç şey de bizim şu anda Facebook ve Instagram kanallarımız maalesef ikisine de kapalı. Kapalı diyebilirim. Siz yani açık olup oraya yorum yazsanız dahi biz o kanallara ulaşamıyoruz. Facebook'la Instagram hesabına ulaşamıyoruz. Çünkü yani birçok kötü, kirli kalpli insanlar o kanallarımızı bizim kapatmak için sürekli şeye Instagram ve Facebook'a yazı yazıyorlar. Biz de onlara artık yoruldum ben onlara cevap vermekte. Bu konuda daha profesyonel bir yardım almaya çalışıyorum. Şimdi bir iki firmayla konuşuyorum.
Onlar üzerinden Facebook ve Instagram sayfalarını yöneteceğim. Ama şu anda Facebook ve Instagram sayfamız yok arkadaşlar. Öyle diyebilirim size. Lütfen başka yerlerde başkalarının üzerinde abonelikleriniz varsa lütfen onları kaldırın. Çünkü o kirli insanlarla uğraşmaktan ben artık yoruldum. Lütfen siz de onları kaldırın oralardan aboneliklerinizi. Ben Facebook ve Instagram açtığımız zaman size bunu yine bir videoyla duyuracağım. Lütfen onlara başkalarına abone olmayın şu anda. Bir de en çok şu anda sıkıntı duyduğum, üzüldüğüm şeylerden bir tanesi ne? Yorumlara arkadaşlar cevap vermeye çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Hepsini okuyorum ama cevap vermekte yetişemiyoruz yorumlara. Bu konuda sizden de yardım istiyorum. Lütfen çok fazla sorular geliyor yorumlarda. Lütfen o sorulara siz de bir videoya girdiğiniz zaman o sorulara lütfen siz de cevap verin yorumlarda. Hem kendi aramızda böyle daha yakın oluruz. Daha böyle birbirimize yakın hissederiz. Başka arkadaşlarınızla arkadaşlıklar kurmuş olursunuz. Lütfen sorulan sorulara siz de cevap verin. Bu da bizim için önemli. Çünkü ben bazı arkadaşlar güzel sorular, önemli sorular soruyorlar. Onlara yetişemediğim, cevap veremediğim zaman çok uzun zaman sonra görüyorum ve üzülüyorum onun için de. Bunu da size söylemek istedim. Lütfen yorum yazmaya devam edin. Bizim için çok önemli o. Ben çok seviyorum orada sizin yorumlarınızı okumayı. Cevap vermeye de çalışıyorum. Veremediğim, yetişemediğim arkadaşlar lütfen kusura bakmasınlar. Ve lütfen başka arkadaşların sorularına cevap verin. Yorumlarına cevap yazın. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Facebook, Instagram sayfasını söyledim. Elif'in Rusça kanalını söyledim. Bir de arkadaşlar en çok size söylemek istediğim şeylerden bir tanesi. Bizim artık bu kanalımız biliyorsunuz yani... İşte oyuncaklar alıyoruz sürekli. Elif oyuncaklar alıyor. Biz bu oyuncakların birçoğunu tutuyoruz şu anda. Muhakkak ki onları bir yere vereceğiz. Yani bu kadar oyuncak bizim de artık çok fazla bir işimize yaramaz. Çünkü Elif belli oyuncaklarla belli sayıda oynuyor. Ama bunları bu kadar çok oyuncak Elif'e alıyor olmamız lütfen sizleri de aynı şekilde cezbetmesin. Çünkü Elif de bu kadar çok oyuncak aslında istemiyor. Bu kadar çok oyuncakla aslında oynamıyor değil mi Elifçik? Değil mi? Belli oyuncaklarla oynuyor. Ya onun için bu artık... Ben çok oyuncak istiyorum ama ben çok oynamıyorum. Evet, hepsiyle çok fazla oynamıyor. Onun için siz de oyuncak, her oyuncağı almak için annelerinizi, babalarınızı sıkmayın, üzmeyin. Elif de başka yerlerde farklı oyuncaklar görüyor ama her bir şeyi istemiyor değil mi Elifçik? Evet. Belli şeyleri istiyor. Elif'in de belli sınırları var. Lütfen çok fazla oyuncak olması çok fazla eğleneceğiniz anlamına gelmiyor. Onun için... belli çok sınırlı sayıda oyuncağınız da olsa onlarla çok güzel oyunlar çıkartabilirsiniz. Biz burada oynuyoruz oyuncaklarla size onları gösteriyoruz. Düşeceksin yavaş kalkar mısın yukarı? Bunlarla sizi eğlendirmek için bunları alıyoruz. Sizi eğlendirmek için bu oyuncaklarla oynuyoruz. Yani onun için siz bizim aldığımız oyuncakları işte herkes bu oyuncakları alabilir gibi düşünmeyin. Yani Elif de çünkü... Belli oyuncakları alıyor. Belli oyuncaklarla oynuyor. Bazı oyuncaklar artık Elif kenarda duruyor. Oyuncakların hiç kimseye bir faydası yok. Biz onları yakın zamanda ben kafamda bir şeyler düşünüyorum. Bir yerlere vereceğim. Bunu da böyle size söylemek istedim. Lütfen ailelerinizi Elif'in aldığı her oyuncağı almak için ailelerinizi sıkmayın. Çünkü bu hiç doğru değil. Çok fazla oyuncak sahibi olması çocukların hiç doğru değil. Çok fazla kitap sahibi olun değil mi? Mesela Elif çok fazla kitabı da var Elif'in ve kitapların hepsini de okuyor, bakıyor. İki tane deneyim var. Evet, Maşa ile Kocaayı. Getir göster bakayım. Evet, Maşa ile Kocaayı. Biz hangisini okuduk bugün? Bunu okuduk değil mi önce? Elif dün bunları aldı. Elif kitap okumayı, okutmayı çok seviyor. Bu Maşa'yı bugün okuduk. Akşam yatarken de bunu okuyacağız. Değil mi? Evet. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar çok fazla oyuncak olması çok güzel bir şey değil. Ama biz artık bu kanalımız için Elif lütfen durur musun lütfen? Sakin durur musun? Kanalımız için artık biz bu kadar fazla oyuncak alıyoruz. Yani siz bunu sakın bu normal olarak algılamayın. Elif çünkü artık Elif'in bizim böyle bir kanalımız var. Biz bu kanal üzerinden sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz. Videolar yapıyoruz. Biz onun için bu kadar çok oyuncak alıyoruz. Yoksa bu kadar çok oyuncak alınması... Evet sürprizini alıyoruz değil mi? Bu kadar çok oyuncak alınması normal değil arkadaşlar. Ve siz bu oyuncakların her oyuncağı alacağız diye ailelerinizi üzmeyin değil mi? Ama istediğiniz kadar kitap almak için ailelerinizi üzebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Kitap okumak çok güzel değil mi Elif'ciğim? Evet. Bir şey daha söyleyecektim.
Şimdi şeyleri söyleyeceğim size. Şimdi 500 bin kutlamasında ne yapalım arkadaşlar? Lütfen bu konuda da yorumlarınızı bekliyoruz. Ben bu konuda 5 tane farklı şey düşündüm. Şimdi alta onu da yazacağım. 5 tane farklı yorum yapacağım. Onun altına siz hangisini düşünüyorsanız artı 1 artı 1 diye yazın. İstanbul'da 5 arkadaş ile buluşma. Mesela bir tanesi bu. Biz Elif, evet, biz İstanbul'a gelmeyi düşünüyoruz zaten. Çok uzun zamandan beri istiyorduk. Evet. İstanbul'a gelip orada birkaç gün gezmeyi düşünüyoruz. Bu arada işte 5 arkadaşla İstanbul'da buluşma. Böyle bir seçenek bu 500 bin kutlaması için. İkincisi Antalya'da 5 arkadaşla buluşma. Belki Antalya'daki arkadaşlar çok daha fazla yorum yazarlar. Onlar kazanır. Belki Antalya'da 5 arkadaşla buluşma. İkinci seçenek. Üçüncü seçenek bir otelde gitmeyi çok istiyoruz zaten. Ne zamandır gidemiyoruz, yüzmek için de bizim için fırsat oluyor otele gitmek. Otele gittiğimizde 500 bin kutlamasını bir otelde yapmak. Bu da güzel bir seçenek olabilir. Dördüncüsü 500 bin için özel olarak canlı yayın yapmak. 500 bin için canlı yayın yapmak. Son olarak da 500 binde 5 arkadaşa hediye vermek. Hediye göndermek. Bu 5 tane seçenek arkadaşlar. Bu 5 seçeneği ben şimdi alta yazacağım. Bunlardan hangisi sizin için en ilginci, güzeli ise lütfen onun altına siz de yorumunuzu yazın. En çok yorum, en çok artı bir hangisine gelirse biz onu yapacağız. Biz yeniden çok teşekkür ediyoruz 500 bin için. Çok teşekkür ediyoruz. 500 bin arkadaş olmak mükemmel bir şey. Biz bunu bu kadar hızlı olacağını düşünmüyorduk arkadaşlar. Önümüzdeki ay bir yılı kutlayacağız. Mart'ın 7'sinde bir yıl olacağız. Bir yılda 500 bin arkadaş olmuş olduk. Bakalım senemiz dolduğunda kaç arkadaş olacağız? Şu anda bakalım kaç oldu. Şu anda 500 bin 91 kişi olmuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar Elif'in Rusça kanalına lütfen abone olun. Prenses Elif yazdığınız zaman zaten iki kanal birden çıkıyor Google'da. Prenses Elif yazdığınızda Rusça kanalına da abone olun. Oradan videoları daha erken zamanda hangi videonun yakında geleceğini görebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. 500 bin olduk ama 500 bin kutlama videomuz ayrıca gelecek. Daha sonra gelecek. Bunun için de sizden yardım bekliyoruz. Ne yapalım 500 binde? Ben çok korktum. O zaman sen söyledin İstanbul. Neden korktun? Ben İstanbul'a İstanbul'a gitmek istemiyor musun? İstiyorsun. Çok. Çok çok istiyoruz. Çünkü biz Elif çünkü uçağa binmeyi çok seviyor. Uçak içinde İstanbul'a gitmeyi bence isteyecektir. Evet. Hadi şimdi arkadaşlara bir kocaman öpücük gönder. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz bugün İstanbul'a gidiyoruz. Bugün değil, nerede? Belki de arkadaşlar İstanbul'u seçmeyecekler. Belki de Antalya'da 5 kişi buluşmayı isteyecekler. Belki canlı yayın isteyecekler. Onun için İstanbul kesin değil. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Ama öpücük göndermedin. Daha kocaman göndermen lazım. Daha kocaman göndermen lazım. Evet, sen artık iyileşmişsin. Artık rüya evini açabiliriz arkadaşlar. Bir haftadan beri rüya evini açacağız. Her gün. Ama Elif kötü olduğu için açamadık. Çünkü o biraz meşakkatli olacak onu açmak. Artık iyileşti. İnşallah ya bugün ya da yarın açarız. Hadi bir öpücük daha. Bay bay. Bye.